Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi bu dersimizde mini ticaret uygulamasında kullanıcı kayıt işlemi gerçekleştiriyor olacağız. Hocam nereden esti kullanıcı kayıt işlemi diye sorarsanız eğer. Şimdi biz tabii ki de ürünler sayfasını yönetim panelinde daha da detaylandırıp uzatabilirdik. Yani burada editleme işlemini yapabilirdik. Ürün ekleme sürecinde belirli eksikliklerimiz olabilir. Bunlarla ilgili tamamlamalarda bulunabilirdik. Ve daha sonra yönetim panelinde diğer sayfalara geçiş yapıyor olabilirdik. Ama ben uygulamada bize kritik versin, kendimizi çok fazla tekrar etmeyelim diye yeni yapılanmalara geçmek istiyorum. Dolayısıyla burayı zaten geliştiririz. Bu uygulama yani gidecek. 500 ders olsa da ziyanı yok. Bir kişi bile izlese ben devam ettirmeyi istiyorum. Öyle de bir planım var. Yani devam edeceğiz inşallah. Dolayısıyla şimdi gelin bir authentication, authorization yapılanmalarına temas edelim. Bir oralarda kritik yapalım. Şöyle bir dalgınlığımızı dağıtalım arkadaşlar. Kendimize gelelim. Ondan sonra tekrardan buralara geliriz. Gözümüze çarpan noktalara temas ederiz. Oraları düzeltiriz. Başka yerlere gider bu sefer geliştirme yaparız. Tamam. Haliyle bu dersimizde kullanıcı kayıt işlemiyle başlıyor olacağız. Şimdi kullanıcı kayıtta şöyle bir mimari benimsiyor olacağım. Sistemde iki türlü kullanıcı olacak. Bu iki türlü kullanıcıdan birisi normal müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz. Bir diğeri ise yetkili olan personellerimiz. Yani yönetim panelinden, uygulama üzerinde, yönetim paneli üzerinden çalışmalar yapacak, yetkilendirilmiş, belirli rollere hakim olan kullanıcılarımız olacak. Şimdi ileride de bu şunu anlıyorsun, rol tabanlı bir yetkilendirme yapacağız, onu da ileride konuşuyor olacağız. Velhasıl kelam, hangi kullanıcı türünü tanımlıyorsak tanımlayalım, öncelikle bizim bu uygulamaya kullanıcı eklememiz gerekiyor. Ben her iki kullanıcıyı da aynı arayüz üzerinden ekleyeceğim. Eğer ki bunlar normal kullanıcı değil de yönetim paneline erişebilir kullanıcı olacaklarsa, yani bizim için editörlerimiz, moderatörlerimiz ya da adminlerimizden biri olacaksa, hani bunları salladım, başka isim de verebiliriz bunlara. Bunlar da yönetim panelinden belirlenebilecek. Tamam. Yani kullanıcılara gireceğiz, diyeceğiz ki Ahmet diye bir kullanıcı var. Bu artık normal müşteri değil. Ne bu? Bizim adamımız bu. Bizim yöneticimiz diyeceğiz ve ona göre yetkilendireceğiz. Tamam mıyız arkadaşlar? Şimdi tabii burada e-ticaret modellemesinde bu şekilde mi gidilir diye sorabilirsiniz. Ya belki gidilmez. Hani günlük hayattaki e-ticaret yapılanmasında kullanıcıların yetkisiz normal ziyaretçi olan kullanıcıların kaydının tutulduğu yerle yönetici olanların tutulduğu yer farklı olabilir. Ama biz burada hani maksadımız gerçek dünyadaki var olan e-ticaretleri modellemekten ziyade kendimize malzeme çıkarabilecek, altyapıları sunacak senaryoları seçmek. Tamam. Şimdi şöyle telefonumuzu sessize alalım. Bakın lütfen siz de telefonlarınızı sessize alın. Çaldığı zaman benim dikkatim dağılır. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle bir normal yuvamıza gelelim. Artık yönetim panelinde çalışmayacağız. Şimdi dakika bir gol bir. Bu niye kapanmıyor? Ha biz tabii bunun kapanmaması gayet normal. Şundan dolayı kapanmıyor. Biz ne yapmıştık arkadaşlar? UI katmanına geleyim mesela. Bakın burada TS'e geldiğimizde ilgili komponentimizde home komponente geldim. Biz burada ng-onNet'te direkt show spinner diyerek spinner'ı devreye sokmuştuk ama bu show spinner'da şu kodu kapattığımızdan dolayı bir saniye sonra eğer ki kendi elinle, iradenle kapatmıyorsan kendisi otomatik kapatılıyordu bu kodla. Bunu kapatınca haliyle ebediyen spinner ayakta kalacak. Şimdi bizim burada buna bir şey getirmemiz lazım. Ya biz burada komponentlerde arkadaşlar spinner kullanmayacağız. Ya da buraya hakikaten default bir şey koymamız gerekiyor. Şöyle yapalım ya. Şimdilik biz spinner'ı buradaki komponentlerde çağırmayalım. Çünkü ister istemez sıkıntı yaratıyor. Bakalım diğer komponentler için var mı? Product zaten önceden oluşturduğumuz komponent olduğu için burada böyle olmaması ki, ha bu tabii önceden oluşturduğumuz değil. Bizim önceden şu ana kadar tasarladığımız product yönetim panelindeki product'tı. Bu ana sayfadaki yani UI kısmındaki product. Haliyle bundan da gidip spinner'ı kaldıralım. Şöyle geldim. Şunlardan kaldıralım. Bir de ne kaldı geriye? Zaten basketimiz kaldı. Buradan da varmış. Buradan da kaldırıyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada nasıl bir davranış sergileyeceğiz? Şuraya bir yere ben bir tane kaydol linki koyacağım. O link üzerinden kayıt işlemlerinin sorumluluğunu yüklenecek bir komponente yönlendirme yapıyor olacağım. Dolayısıyla şimdi şuraları biz bir
normalleştirelim. Şuraları bir sadeleştirelim. Şimdi evet. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız dedik? Yukarıya bir kayıt ol diye link koyalım ve kayıt olma işlemlerinin sorumluluğunu üstlenecek bir komponent üzerinde yönlendirme yapıp çalışmalarımızı sergileyelim. Her şeyden önce geldim buraya. Şimdi talimat veriyoruz. ng-g bir komponent istiyorum. Nereye komponent istiyoruz? Hemen şöyle bakalım. UI katmanında değil mi? Şimdi biz artık UI'dayız. Kayıt olma operasyonu admin'in işi değil. UI'nin işi. Admin'e giriyorsa zaten çoktan kayıt olmuş. Orada bir işlem yapıyor anlamına gelecek. Ama biz UI kısmında kayıt olup yetkilendirildikten sonra admin'e giriş yapabileceğiz. Dolayısıyla bu tarz durumlar UI'da halledilmesi gerekiyor. En azından bizim senaryomuzda biz UI'da yürüyor olacağız arkadaşlar. Şimdi onun için UI katmanına geliyorum. Burada komponente geliyorum. Tabii şunları şöyle düzeltiyoruz. Komponentin altında da register diye. Şimdi register komponenti bir yandan oluşturulurken, bakın dikkat ederseniz komponent modül TS'e ilgili komponentimiz eklendi. Ama biz bu şekilde çalışmıyorduk. Ne yapıyorduk? Önce komponenti bir modül ekliyorduk. O modülü gelip buraya bildiriyorduk. Dolayısıyla ben bu şekilde olmasını istemiyorum. Haliyle şöyle gelip komponentin içerisindeki register'ın modülünü oluşturacağım. Ardından register'ı bu modüle declare edip bu modülü de komponent modül TS'e import edeceğim arkadaşlar. Anladınız mı? Her zaman yaptığımız gibi geldim buraya. Diyorum ki kardeşim register komponenti sen al burada. Ondan sonra buraya da register modülü getir. Tamam. Şimdi yukarı kısma yani şuraya biz kayıt olup ekleyebilmek için nerede çalışmamız gerekecek? Bunun için şöyle gelelim. Şimdi orası neredeydi? Tabii unutacaksınız böyle ben de unutuyorum ister istemez. Ha, buradaymış. Şimdi şunu söyleyeyim hazır lafı geçmişken. Aylarca bir projede çalışıyorsun. İster istemez bir şey nasıl yaptığını unutacaksın. Unutmamak için de dokümante ediyorsun vesaire. Tamam. Biz kaç oldu? 3, 4 aydır. Belki hani 4 ay olmadı ama 3 aya yakın oldu. Belki 3 ay geçmiştir. Bu proje üzerinde çalışıyoruz ve benim günlük çalışma safham çok yoğun. Şimdi bir tek yazılım üzerine odaklı bir hayatımız yok. Farklı durumlar da söz konusu. Yani geldik şimdi aylar sonra, haftalar sonra ben bu kodu açtığımda yapacağım çalışmanın burada olduğunu anlayabilmek için birazcık kurcalamam gerekiyor. Anladınız mı? Bu normal, gayet tabidir yani. Kendi yazdığın şeyi unutabilirsin, unutacaksın da akıllı, sağlıklı bir beyin zaten unutmaya meyleder arkadaşlar. Önemli olan gördüğünü direkt hatırlayabilmektir. Ha ben bazen onda da problem yaşıyorum ama olsun yani. Hani sen yaşamıyorsan ne ala. Ama unutuyorsan da şüphen olmasın. Evet şimdi burada şuraya bir yere register'la ilgili şeyimizi koyalım. Linkimizi koyalım. Mesela şuraya koyayım. Şöyle geldim. Register diye. Tamam. Ya bunları da böyle İngilizce gitmek de çok şey değil. Ben şöyle diyeyim ya. Kayıt ol diyelim mesela. Tamam. İngilizce gidince bir anlamı olmuyor. Sadece kod kısmında İngilizce terimlerden istifade edelim. Mesela şunlara ürünler diyelim. Şuna sepet diyelim. Şuna da ana sayfa diyelim. Şöyle geldim. Evet, görüldüğü üzere. Bakın buna zaten yönetim paneli demişiz. Çok hani absürt bir durum söz konusuymuş. Şimdi kayıt olun. Register linkini nereden alacağız? Hemen geliyorum. Bizim bir tane AppRouting modülümüz var. AppRouting modül nerelerden alıyorlarmış? Bakın modüllerden alıyor. Yani ilgili modüllerin içerisinde zaten biz routing işlemlerini gerçekleştirmişiz. Hemen şöyle customer modüle gidersek burada görüldüğü üzere. Aynı işlemi ben hangi komponente bir URL vereceksem onun declare edildiği modülde gerçekleştiriyor olacağım. Dolayısıyla UI'nin altındaki register komponentine link vereceğimden dolayı register modüle gidip bu modülün içerisinde router modülü çağırıp değil mi? Router modülü çağırdıktan sonra da ana dizine register komponenti veriyor. Güzel. Buraya kadar zaten biliyorduk. Bundan sonrasını da biliyorsun. Yani hani bildiklerimizi kullanıyoruz aslında. Hemen şuraya geldim. Bak bu sefer de admin'in dışındaki kısımlar zaten bizim direkt UI'mızı ilgilendiriyor.
Onun için bir tane şuradan alıyorum. Diyorum ki kardeşim ne oldu? Şöyle. Register diyelim. Register linkine komponentin altında products'ta değil. Artık nerede olacak bu? Register şeyinin altındaki aha da şu modülü import et ve bunun içerisinde de modülün gerçek ismi aha da şu diyerekten buradaki linkleri benimsetmiş oluyoruz uygulamaya. Burada vermiş olduğum link şuradaki link zaten bakın boş geçmişim. Yani ne demek bu? Buraya mesela Ahmet yazsaydım şuraya da register yazdığım için şu anlama gelecekti. Mesela Ahmet register. Ama ben burayı boş geçtiğim için direkt register'a gelecek. Tamam. Haliyle direkt register'la artık şuradaki modülü ve bu modülün altındaki şunu ilişkilendirdiğinden dolayı register komponenti ilişkilendirdiğinden dolayı gelip şuraya direkt register diyebiliyorum. Uzun lafın kısası bildiğiniz üzere önceki derslerde biz bunların kritiğini yaptıydık. Register'a herhangi bir istek geldiğinde bu komponent handle edilip ek tarayıcıya yükleniyor. Şimdi biz burada artık bu Bootstrap'te çalışmalarımıza başlayabiliriz. Şöyle geliyorum arkadaşlar. Swagger hani lazım olur mu bilemedim şu anda. Neyse Swagger belki lazım olur. Belki. Onun için şöyle gelip Bootstrap diyelim. Nasıl yazıyorduk? Bootstrap. Evet. Şimdi Bootstrap'te lay lay lon bir tane form tasarlayıp çalışmaya devam edeceğiz. Tabii example'a geleyim. Example değil. Şuraya gelin. Neredeydi lan bizim şeylerimiz? Allah Allah. Şuradaymış. Buradan komponentlerden arkadaşlar şöyle formlar olacak. Ben göremiyorum. Gören söylesin lütfen. Formlar nerede? Bunlar formu mu kaldırdılar yoksa? Allah Allah. Batına geldiğimizde normal batınlar var. İyi, hoş, güzel. Ben mi göremiyorum ya? Allah Allah. Şurada mı acaba? Arkadaşlar normalde bu sürenin kendi sitesinde miyiz? Herhalde kendi sitesindeyiz, değil mi? Yok, olmayabiliriz bir dakika. Bootstrap diyelim. Yo, Bootstrap'teymişiz arkadaşlar. Oğlum niye şüphe ettiriyorsunuz insana durduk yere ya? Allah Allah. Nerede la bunun formları? Şöyle burada bir yerde form olacaktı. Neyse demek ki form değildir de başka bir isim vermiş olabilirler. Bir bulayım da ondan sonra devam edelim. Şimdi tasarımcı arkadaşlarımız bilirler. Bootstrap'in herhalde son sürümü 5.2. 5.2'de burada bir yerde form yok. Biz muhtemelen şunu yüklemiştik arkadaşlar. Önceki derslerde bir çalışırken bu vardı. Ben bundan devam edeceğim, tamam? Yani Bootstrap kısmının çok güncel olması gibi bir derdim yok. Bootstrap'i kullanacağım. İstersen ilkel olsun. Yani burayla benim çok fazla işim yok zaten. Buradan birkaç tane şey kopyalayıp o tarafa taşıyor olacağız. Dolayısıyla şöyle formu buradan kopyalıyorum arkadaşlar. Artık hedef komponentime geldim. Burada çalışacağım, tamam? Tabii bunu bu şekilde yazarsak olmaz. Burada şöyle yapalım. Div diyelim. Ardından class diyelim. Neydi o? Container mıydı? Ya da row diyelim ya. Benim bu sebebim çok zayıftır arkadaşlar. Hiç. Yani zevk almadığım nadir şeylerden biridir. Sanırım MD'ydi. Mesela buna 1 diyelim. Bir soldan alsın, bir sağdan alsın. Araya 10 diyelim. Şuraya ekleyeyim. Tamam. Bakalım bir şeye benzedi mi? Yok, benzemedi. Geliyorum hemen şöyle. O zaman şöyle yapalım. Mesela 3 soldan alsın, 3 sağdan alsın. Geriye kaç kaldı? 6, 12 olması lazım. 6 veriyor. Şimdi bazı arkadaşlar beni yönlendiriyorlar bu konuda. Haklılar yani. Hani çünkü ben bu Bootstrap'le ilgili yok konteynerler yok bilmem neler onları falan çok bilmiyorum arkadaşlar. Onun için kendime göre şöyle bir kısa devre tutup sergiliyorum. Şimdi burada bir kullanıcıya dair nelerimizin olması lazım? İlk önce onu belirleyelim. Burada tasarımsal kısmı belirledikten sonra esas programatik kısımda zaten buradakilerle çalışıyor olacağız. Şimdilik amacım tasarım arkadaşlar. Şimdi bir kullanıcının neyini alacağım ben? Neyi lazım bana? Şuradan şunu replikasını alarak da yapabiliriz ya da şunu alarak. Şöyle yapalım. Tamam dur. Şimdi burada e-mail adresi var ya. Şu bir dursun. Bir tane replika alıyorum. Şimdi bir kere kullanıcının ne olacak? E-mail'i olacak. Bu Allah'ın emri. Bu bir. Haliyle e-mail ile ilgili tüm çalışmaları mesela geldim şöyle.
Şimdi şunu siliyorum. Bir ID ihtiyacım yok. E-mail, help falan bunları da siliyorum. Tamam. Şuraya sadece e-mail diyorum. Placeholder'a e-mail diyorum. Placeholder'da hani ben bu sebebi bilmiyorum diyorum ama bildiğim tek bir şey var. O da placeholder. O da HTML'den geliyor. Aha da şuradaki yazan şey. Tamam. Bak üzerine geldim yazmaya başladım siliniyor. Hiçbir şey yazmadım yeniden geliyor. Bunu da bilmeyen yoktur zaten. Oturup bunu da anlatmanın bir manası yok. Dolayısıyla tabii ben burada placeholder yazdım halde o niye öyle yapıyor? Allah Allah. Nereden alıyorsa artık. Şunu da sileyim arkadaşlar. Aa, biz yanlış yerde çalışıyormuşuz çünkü. Bak ben burada çalışıyormuşum normalde. Tamam şunu da karıştırdım. Şurada çalışıyormuşum. Bak e-mail yazdım orada. Buraya e-mail olarak geldi. Velhasıl devam. Şimdi bir kullanıcının neyi vardır demeden önce şurada bununla ilgili bir hata durumunda da kullanacağımız mesajlar burada. Çünkü ben bu ekranı tasarlarken reaktif form üzerinde çalışıyor olacağım. Ve gün geldi mi yönetim panelinde işte productlarda ne yapmıştık biz? Reaktif form üzerinden çalışmamıştık. Productları yönetim paneli üzerindeki productları da reaktif forma çeviriyor olacağım. Tamam. Yani direkt oraya girip de sizleri boğmak istemediğimden dolayı oraya şimdi dokunmuyorum. Bu arada yönetim panelinde şuradaki komponentlerinin arkadaşlar muhtemelen spinner iptal etmemiz gerekecek. İptal etmediğimizden dolayı burada gene kalıyor. Bunda da ayrıyetten sonraki derslerimizle ilgileniriz. Şimdilik oturup bununla vakit kaybetmeyelim. Şuraya geldim tekrardan. Şimdi bir kullanıcıda ne olması beklenir? Kullanıcı adı değil mi? Şunu siliyoruz. Ya da biz bunu silmeyelim. Bootstrap'te şu yapılanma sanırım orada tıkladığımızda ilgili tekstle, textbox'la ilişkisini sağlıyor. Evet görüldüğü üzere bak burada email tıklıyorum buraya gelmiyor ama kullanıcı adına tıklıyorum buraya geliyor. Tamam. Şuradaki standardı koruyalım arkadaşlar. Yani bunun bir tane foru var. Label'ın bir tane foru var. Buna ne diyelim? E-mail diyelim. Bu for şunun ID'si ile ilişkilendiriliyor. Heh. Buna da e-mail dediğimde bakalım geliyor mu? Evet geliyor. Tıkladım buraya. Buraya geldi. Güzel. Şimdi buna da ne diyelim mesela? Kullanıcı adı diyelim arkadaşlar. Haliyle ID'sini kullanıcı adı olarak değiştiriyorum. Şunu siliyorum. Şuna da kullanıcı adı diyorum. Tamam. Ondan sonra tabii bu bir text olacak. E-mail olmayacak. Devam ediyorum. Şimdi kullanıcı adından önce şey alalım. Mesela normal adını alalım. Değil mi? Ad soyad diyelim. Ad soyad diyorum şuna. Ardından ad soyad diyorum. Başka bir kullanıcının neyi olur? Adını soyadını aldık. Kullanıcı adını aldık. Ondan sonra bir de şifresi olması lazım. Şifreyi de zaten şununla alacağız. Hemen şöyle gelip password diyelim. Şifre diyelim buna da. Tabi burada şuna da şifre diyelim. Ad soyad, kullanıcı adı, e-mail, şifre. Başka bir şeye gerek var mı? Normalde dolu dizgin veri alabilirsiniz. Benim şimdilik aklıma bu kadar geldi. Daha sonraki süreçte bir şeye ihtiyacım olur. Gelir buradan alırım. Tamam mıyız arkadaşlar? Ha bir de ne var? Şifre tekrar var. Hazır aklımdayken onu da yazayım. Yani genellikle ne yaparız? Kullanıcıdan veri alırken adını soyadını aldık, kullanıcı adını aldık, e-mail'ini aldık, şifreyi aldık, şifre tekrarı aldık. Eğer bu ikisi arasında bir fark varsa hem client tabanlı hem de backend tabanlı bir karşılaştırma yapacağız. Ve o duruma göre geri dönüş sağlayacağız. Tamam mıyız? Şimdi olayımız bu. Şuradan şuradaki checkbox'ı, daha doğrusu checkbox dediğim yer burası. Ha şurayı, checkbox'ı kaldırıyorum. O da gitti, güzel. Başka bir de şuraya bir BR koyalım ya bari. En azından bir şeye benzesin. Tamam. Çalışmamız bu şekilde olacak. Bunların üzerinden olacak. Ama ben bir şey beğenmedim. Sanki burada formdan ziyade bir karışıklık var gibi ya. Değil mi? Mesela burada birbirlerine mi girdiler bunlar? Ya şurada daha usturuplu gibi arkadaşlar ya. Allah Allah. Yoksa ben mi şey yapıyorum? Neyse, tasarımı çok bozmadıysa eğer ya da ben yanlış görüyor da olabilirim. Şurada bir karışık, belki şuradaki mesajlardan olabilir arkadaşlar. Evet, evet mesajlardan olabilir. Bu mesajları da şöyle yapalım. Mesela zoraki olacak olanların yanına, mesela şimdi bir yıldız koyayım. Tamam mı?
bunları boş geçtiği takdirde ya da bunlarla ilgili herhangi bir hata meydana geldiği takdirde ne yapacağız? Buradaki mesajları göstereceğiz, değil mi? Hatta bu mesajları da şöyle color'ını red yapalım. Şu şekilde gösterelim. Pardon. Şöyle geldim. Bakın şu şekilde gösterelim dedim ama gelmemiş buraya. Burayı tekrardan güncelleyip yok gelmedi. Class'ın senin şu olacak dedik. Ona rağmen hala gelmedi. Allah Allah. Kalır diyorum. Şunları bir sileyim. Belki bunlar eziyordur. Tam emin değilim ama. He, eziyormuş. Olsun. Şunla red de daha şık gibi oldu. Ya da arkadaşlar çok önemli değil ya. Kalsın bunlar. Bunlar da bu olmanın anlamı yok. İşte bir gün ad soyadında herhangi bir bizim kuralımıza uymayan durum söz konusu olursa bunun da biz uyarı vereceğiz. Şimdilik vermem için display'in arkadaşlar none yapıyorum bunları. Orada gözükmesinler şimdilik. Daha sonra reaktif formda bunları adam etmiş olacağız. Şöyle geldim. Evet. Dediğim gibi yıldızlı olanlar da bizim için zorunlu doldurulması gerekenler. Kullanıcıyı bu şekilde uyarıyoruz. Ama bunlara da gerek yok. Hemen kaldırıyorum. Tamam. Yıldız falan yani bizim uygulamamızda zaten mecbur buradaki bütün verileri girecek. İlgili test eden arkadaş girmiyorsa da bilerek girmeyecektir yani değil mi? Tamam biz bunu kullanacağız. Uzatmayayım. Şuradaki submit butona da gelip ne diyelim? Kullanıcı ya da kaydol diyelim işte. Tamam. Bunun üzerinden çalışmamızı gerçekleştiriyor olacağız. Şimdi reaktif formu uygulayacağımızı söyledik. Haliyle reaktif form nedir diye sorarsanız eğer direkt şöyle cevaplayayım. Şimdi normalde biz web uygulamalarında kullanıcılarla nasıl etkileşime giriyoruz? Aslında türlü türlü tekniklerle, yöntemlerle etkileşime giriyoruz. Ama kullanıcıdan veri alırken form yapılanmalarını kullanıyoruz, değil mi? Şimdi HTML'de form yapılanması kullanıcıdan gelen bir istek neticesinde yani bir eylem neticesinde API kısmına, backend kısmına bildirilir. Formdaki datalar, veriler. Ama reaktif formda arkadaşlar kullanıcı herhangi bir event tetiklemeksizin form üzerindeki değişiklikleri elde etmemizi sağlayabilir. Adı üzerinde reaktif yani süreçte form üzerindeki tüm bilgileri takip etmemizi sağlayan bir form çeşididir. İsterseniz kullanıcı bu form üzerinde yapmış olduğu tüm değişiklikleri anlık olarak siz backend'e gönderebilirsiniz. Herhangi bir butona tıklamaksızın isterseniz kullanıcının butona tıklamasını da bekleyebilirsiniz. Ama bilin ki form üzerinde yapılan tüm işlemler, tüm eylemler reaktif bir şekilde takip edilmektedir. Bilinmektedir. Yani reaktif form yapılanması Angular mimarisinde formun üzerindeki tüm değişikliklere karşı duyarlılık gösterecektir. Tamam mıyız? Şimdi biz Angular'da reaktif formu kullanabilmek için arkadaşlar, tabii ben bunu size bir yandan anlatırken bir yandan kendim de bir kaynak üzerinden değerlendirmek mecburiyetindeyim. Çünkü çok da böyle aklımda olan bir yapılanma değil. Öncelikle şunu yapmamız gerekiyor. Hangi komponentte reaktif form kullanılacaksa onun modülünde reaktif formu bizim aktifleştirmemiz gerekiyor. Hemen şöyle geldim. Biz tabii nerede kullanacağız? Register komponentte kullanacağız, değil mi? Bunun import kısmına geliyorum. Reactive diyorum. Form modül. Bakın şöyle gelmişti. Evet şu. İlk önce buna ekledim. Dedim ki bakın kardeşim burada şurada declare edilen tüm komponentlerde daha doğrusu bu modülde declare edilen tüm komponentlerde reaktif formları kullanacağız demiş olduk. Haliyle buraya geliyorum. Şimdi benim register komponentte reaktif formu kullanabilmem için reaktif formun bana sağlamış olduğu bir servisten istifade etmem gerekecek. Sen bu modülü yükledikten sonra artık zaten Angular mimarisinin IOC'sine şöyle bir servis yüklenecek. Form Builder diyelim. Form Builder türünde bir servis yüklenmiş olacak. Şimdi bu servis sayesinde arkadaşlar hemen şuraya ben bir tane form diyelim. Form Group diyelim. Bu servis sayesinde biz bir form grubu oluşturacağız. Oluşturacağımız bu form grubuyla da HTML'deki formumuzu temsil ediyor olacağız. Birazdan yaptığımda daha net anlamış olacaksınız. Hemen şöyle geldim. Bakın FRM diyorum. Eşittir. Şimdi bir form gruba ihtiyacım var değil mi? Form Builder üzerinden nokta diyorum arkadaşlar. Bakın burada grup diye bir neyimiz var? Fonksiyonumuz var. Şimdi bakarsanız bu fonksiyon içerisine key value tarzında bir
değer beklemekte. Hatta şöyle göstereyim. Bakın şurada görüldüğü üzere. Ya bir tane key ver diyor. Karşılığında da value ver diyor. Şimdi bunu biz obje olarak bildireceğiz. Şöyle bir obje oluşturuyorum ve buradaki reaktif yapının temsil edeceği formu burada modelliyorum arkadaşlar. Şimdi nasıl bir form temsil edeceğiz? Bir ad soyadımız olacak, değil mi? Ardından kullanıcı adı olacak, ardından e-mail olacak, şifre olacak falan. Hemen buraya geldim. Şimdi şöyle diyoruz. Ad soyad. Ve bunun karşılığında boş bir dizi tanımlıyorum. Başka neyimiz vardı? Kullanıcı adı diyoruz. Bir tane daha boş bir dizi tanımlıyorum. Tabii boş dizi tanımlıyorum derken içerisine bir tane string koyuyorum bu dizinin. Tamam mıyız? Ondan sonra e-mail diyoruz. Şifre ve şifre tekrar. Değil mi? Şimdi biz burada reaktif olarak takip edeceğimiz, üzerinde çalışma yapacağımız formu modellemiş olduk. Şimdi bu model üzerinden benim buradaki form grupla formumu, HTML kısmındaki formumu bir ilişkilendirmem, bunu bind etmem gerekiyor. Onun da nasıl diyelim arkadaşlar, ona bağlamam gerekiyor. Şimdi bunun için HTML kısmına geliyorum. Şöyle bir kaydedeyim burayı. Şimdi HTML'de form nerede? Burada. Bu forma geliyoruz. Şöyle form group diye bir parametremiz var. Bu parametre arkadaşlar biraz önce oluşturmuş olduğumuz şuradaki formu veriyoruz. Tamam. Şimdi bunu köşeli parantez olarak bildirmemin sebebi zaten şunu arka planda değişken olarak alacak. Yani dinamik bir ne diyelim parametre oluşturduk. Bu Angular'da mimari bu şekilde. Eğer ki sen dinamik parametre oluşturacaksan HTML nesnelerinde dinamik direktifler vereceksen bunları bu şekilde köşeli parantezle oluşturman gerekiyor. Zaten bunu da muhtemelen biliyorsun. Şimdi buradaki form tetiklendiği zaman biz neye karşılık bunu yakalayacağız? Hangi event fırlatacağız? Onu da ng submit fonksiyonu eşliğinde belirliyoruz. Burada da ne diyelim? Mesela on submit diyelim. Şimdi bu on submit fonksiyonu tetiklendiğinde biz buraya ne fırlatacağız bu fonksiyona diye sorarsanız forumdaki value fırlatacağız. Yani biz şu forumla ilişkilendirdiğimiz bu FRM form grubunu içindeki değerleri, yani şurada tanımlayacağımız değerleri value'dan yakalayacağız. Anladınız mı? Ne zaman ki burada herhangi bir button nesnesi tetiklendi, o zaman şu fonksiyon tetiklenecek ve parametre olarak da FRM'deki, yani forma karşılık gelen form grup nesnesi olan FRM nesnesindeki value'yu biz bu fonksiyona göndermiş olacağız. Peki hocam, buradaki reaktif yapılanma hangi input'tan hangisine karşılık, şuradaki tanımlanan değerlerden hangisine karşılık değerini alacağını nereden biliyor diye sorarsanız bunu da bind etmemiz gerekiyor. Bunun için arkadaşlar şöyle uygun bir yere geliyorum. Inputlarda özellikle. Form control name direktifini kullanacağız. Bu direktif eşliğinde şunu diyorum. Diyorum ki kardeşim bak FRM'nin içerisindeki ad soyad ahanda burayla ilişkili. Tamam mıyız? Buradaki ad soyadla şunu bind etmiş olduk. Aynı şekilde. Şimdi şunu kopyalayalım. Şuraya geldim. Kullanıcı adı. Burada ne var? Kullanıcı adı. Bunu kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Aynı şekilde diğerleri için de işlem yapıyoruz. Şunlara ilk önce yapıştırayım. Tabii doğru yere yapıştırdığımıza emin olalım. Çünkü bazen benim gözüm seçmiyor. Şimdi muhtemelen gidip birisine input'un dışında başka bir şey yapıştırmışızdır. 6 saat ararız daha sonra diyorum ama herhangi bir hatamız da yok gibi. Değil mi? Evet, herhangi bir hatamız yok gibi. O zaman devam. Şuna e-mail diyelim. Çünkü karşı tarafta da e-mail olarak tasarlamıştık. Şunlar da şifre ve şifre tekrar olarak bildirelim. Şimdi ne yapmış olduk? Tekrardan özet geçiyorum. Birincisi formumuzu tanımlamış olduğumuz form grupla ilişkilendirdik. Yani buna bind ettik. İkincisi tüm inputlarımızı form grubun içerisindeki tanımladığımız alanlarla bind ettik. Değil mi? Bu input'u şuna bind ediyorum. Üçüncüsü ise bir tane bu form tetiklendiğinde event tanımladık ve bu event'i parametre olarak burada bind etmiş olduğumuz formun value'sunu gönderdik. İşte bu value buradaki değerlerin hepsini yakalayacak. Reaktif olarak bize getirecek. Hatta bunu bir deneyelim arkadaşlar. Şöyle gelelim. Bak burada on submit'i hemen şuradan alıyorum. Komponentimin uygun bir yerine bu nesneden, daha doğrusu fonksiyondan oluşturuyorum, düzeltiyorum. Bu bir nesne değil, fonksiyon arkadaşlar.
Burada peki ne olmasını bekliyoruz? Şimdi bana bir data gelecek, değil mi? Datanın türünü biliyor muyum? Şimdilik bilmiyorum. Bununla ilgili buradan gelecek olan dataya karşılık bir nesne oluşturabilirdik. Ama oluşturmadığımız için any dedim şimdilik. Sonraki dersimde ya da bu dersin sonunda buraya karşılık bir veri yapılanması oluşturabilirim. Bir class oluşturabilirim. Buna entity de diyebilirsiniz. Dolayısıyla bu varlığı oluşturmadan önce şimdilik any ile bir test edelim. Şuraya ben debugger koyuyorum. Bakalım neler olacak. Şimdi şöyle geldim bu kısma arkadaşlar. Kayıt tıklıyorum. Herhangi bir hata yok. Hatta inspect'i açalım bir yandan. Ne olur ne olmaz. Tamam. Network'e gelelim. Hatta konsola gelelim. Belki hatamız varsa direkt buraya düşsün. Şimdi ad soyad Gençay diyorum. Kullanıcı adı GNC diyorum. İşte e-mail gncy@gencayyildiz.com şifre 123 şifre tekrar 123. Kayıt ol dediğimde görüldüğü üzere direkt on submit'e düştük ve dataya geldiğimde bakın ilgili alanlara karşılık değerler yakalanmış vaziyette. Yani biz artık buradaki yapılanmayla tek tek bütün inputlara işte bir parametre atayarak o parametreler üzerinden değerleri okumaya çalışarak çalışma yapmak zorunda değiliz. Artık form üzerinden bir reaktif form üzerinden sistemi rahatlıkla yönetiyor olabiliriz arkadaşlar. Mevzuyu anladınız mı? Şimdi tabii burada bu yeterli mi? Tabii ki de değil. Bundan sonra artık validasyon uygulamamız gerekiyor. Yani kastettiğim şifre tekrar ediliyor mu? Ediliyorsa doğru ediliyor mu? Mesela burada e-mail giriliyor mu? Kullanıcı adı sallıyorum işte 50 karakterden fazla mı gibisinden kontrollerimiz olacak. Bunların hepsini reaktif olarak biz değerlendireceğiz. Şimdi reaktif formun en güzel yanı zaten validasyon yapılanmasını inanılmaz dinamik olarak bizlere sağlıyor. Yapabilmemizi sağlıyor. Şimdi onu da hemen şöyle göstereyim sizlere. Buraya geldim. Şimdi bak benim neyim var artık? Bir tane reaktif tanımlamam var. Bu tanımlamadan sonra bu dizide virgül diyoruz. Başka bir dizi daha tanımlıyorum içerisinde. İşte burada da arkadaşlar bakın şu dizinin içerisinde tabi yazabilirsem ha şu ikinci dizinin içerisinde biz validasyonlarımızı tanımlayacağız. Şimdi örneğin ben ad soyada karşılık gelen alanın required olmasını istiyorsam eğer bakın bizim validators diye bir sınıfımız var. Bu sınıf üzerinden ki bunu yukarıya import ediyorum dikkat ederseniz. Bu sınıf üzerinden nokta dediğinde belirli nitelikler beni karşılıyor. Mesela ben ad soyad kısmının required olmasını istiyorsam benzer şekilde işte bunun maksimum şöyle bir daha yazayım. Maksimum kaç karakterli olsun? Diyelim ki ad soyad maksimum 50 karakterli olsun. Aynı şekilde minimum 3 karakterli olsun. Ali mesela adı soyadı Ali bilmem ne. Belki adam soyadını yazmak istemeyebilir. Ondan dolayı bu şekilde bir değerlendirme yapalım istedim. Tamam hani bu şekilde validasyonlar yazabiliriz. Bunları da usulen şöyle ben alt alta yazıyorum ki daha rahat bir şekilde görebileyim diye. Tamam mıyız arkadaşlar? Mevzuyu anladınız mı? Bakın. Reactive Form zaten bu validasyon yapılanmasında inanılmaz derecede etkili. Mesela burada diğerlerine de validasyon ekleyelim. Hemen şöyle geliyorum. Şunu kopyalayayım. Şunlarda da aynı şekilde. Mesela e-mail'de arkadaşlar. E-mail'in girilmesi zorunlu. İşte maksimum karakter sayısı bir e-mail'de ne olabilir? Sallıyorum 250 olsun. Minimum karakteri bilemediğimden dolayı şimdilik yazmıyorum. Ama şöyle bunun bir e-mail olacağını da bu şekilde bildiriyorum. Bu şekilde bildiriyoruz. Tamam. Şimdi bu yaptıklarımızı bir test edelim. HTML kısmında herhangi bir validasyonda tutarsızlık olursa mesajı oraya yansıtalım. Ondan sonra şifre tekrarla şifreyi konfirm etmeye çalışalım. Şimdi nasıl bir buradaki validasyonu uyguladıktan sonra nasıl HTML kısmında çalışmamız gerekiyor diye sorarsanız. Şimdi arkadaşlar register kısmına geliyoruz. Register komponentin TS kısmına geliyoruz. Burada bir tane property oluşturacağız. Bu property bize tüm kontrollerimizi getirecek. Yani şuradaki ad, soyad, kullanıcı adı, e-mail, şifre, şifre tekrar her neyse bunları bana getirecek. Onun için hemen şöyle geliyorum. Get diyorum. Buna komponent diyeyim. Komponent ismini veriyorum. Ardından return diyelim. This nokta forum üzerinden kontrolleri bana getir diyorum. Tamam. Şimdi buradaki komponent üzerinde bu komponent artık bir property. Çünkü başına get koyduk. Get koyduğumuzdan dolayı bunu kullanırken şöyle kullanacağız arkadaşlar.
işte komponent diyerek devam edeceğiz. Burada şey yok, parantez kullanmıyoruz. Eğer get'i koymasaydık bu bir fonksiyon olacaktı. Haliyle parantezle işlem yapmamız gerekecekti. Yani bizim C#'taki prop yapılanmaları burada bildiğiniz bu şekilde tanımlanıyor. Aynen Java'da olduğu gibi. Tamam. Dolayısıyla şimdi biz bunu kullanarak burada kontroller üzerinde belirli kontroller yaparak validasyonel durumlara karşılık gerekli mesajları gösterebiliriz. Onun için hemen şöyle ad soyad kısmında örneklendirmeye başlayayım. Ad soyad da arkadaşlar diyelim ki validasyon geçersizse hemen class'a müdahale edelim. Direktif olarak class'ı ng class'ı veriyorum ve burada şöyle yapalım. Mesela bir obje tanımlıyorum. Is invalid diyelim ve buna karşılık biraz önce oluşturmuş olduğumuz komponentin içerisindeki ad soyada gidelim ve bunda eğer errors varsa buna karşılık invalid devreye girsin. Tamam. Yani yapmış olduğumuz çalışma şöyle. Burada patladık bu arada. Niye patladık biz burada? Komponenti oluşturmadık mı şurada? Oluşturduk. Bu komponent üzerinden gitsin, gerekli çalışmayı yapsın istedim. Ad soyadı mı almadık acaba orada? Tamam, şurada bakalım arkadaşlar, bir yerde hatamız var. Hatamız şurada sanırım. Bunu tek tırnak içerisine yazmamız gerekiyor. Şöyle. Bundan dolayı olabilir. Şöyle bakalım. Burada gene patladık. Ad soyadda bir problem varmış gibi gösteriyor şurada. Ha. Şuraya mesela ben bir sileyim. Komponentimiz geliyor muymuş? Komponent geliyor. Bak eğer komponent olduğu için zaten burada ne yapıyor? Sanki hep ad soyadda hata varmış gibi gösterecek ama biz komponentin içerisindeki ad soyadın üzerinde işlem yapacağız. Dolayısıyla arkadaşlar şöyle gitsin istiyorum ama niyeyse hata veriyor şu anda. Bir nullable kontrolü yapalım. Bu nullable kontrolü neticesinde yok ad soyadda sıkıntı var. Burada burada niye ad soyada erişemiyorum? Biz bunu ne olarak tanımladık ya? Ad soyad olarak tanımladık. Halbuki erişilebilir olması lazım arkadaşlar ama erişemiyoruz. Allah Allah. O zaman şöyle yapalım. Şimdi bu buton submit olduğunda şurası tetiklenecek ya. Nerede o? Buton submit olduğunda şunu bir kapatayım ya. Şu modül arada kalmasın. Heh. Buton submit olduğunda burası tetiklenecek. Ben butonun submit olup olmadığını da değerlendirmek istiyorum. Onun için hemen şöyle submitted diye bir fonksiyon, bir değişken tanımlıyorum. Bu değişkene butonumuz submit olduğunda arkadaşlar true değerini veriyorum. Tamam mı? Default olarak zaten bu false. Ben gene false değerini vermiş olayım. Bu işlemden sonra biz şunu yapalım. Hemen şöyle geldim. Mesela diyorum ki eğer this nokta forum üzerinde bir invalid varsa, yani bir tutarsızlık söz konusuysa, o zaman sen buradaki işlemi durdur kardeşim diyoruz. Tamam. İşte şu işlemden sonra submitted true'ysa eğer o zaman şunun dolu olacağını ben biliyorum. O zaman dolduracak. Haliyle ben buraya submitted diyerek ve diyorum arkadaşlar component ad soyad error diyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Allah Allah, tekrardan hata aldık ama. O zaman bir şeyleri yanlış yaptım ben. Düzeltmemiz gerekiyor. Düzeltmemiz gerekiyor. O zaman şöyle bir kontrol edelim ya. Şurada ben var diyeyim. Komponenti bir çağırayım. Komponent diyerek. Ardından debugger koyayım bakalım. Bize komponent ne getiriyormuş. Tabii bunu kullanabilmem için şuradaki yapılanmada şurayı silmem gerekiyor arkadaşlar. Şimdi inspect'i açıyorum. Kayıt ol diyorum. Teknik bir hata aldığımızdan dolayı şu anda yapamıyorum. Bak şu anda halbuki komponentimizde ad soyad var ya. Yani. Ad soyad var. Herhangi bir sıkıntı yok. Ad soyad var diye gösteriyor. Peki burada niye biz onu kullanamadık? Sizce neden olabilir arkadaşlar? Benim göremediğim
Ne olabilir burada? Tekrardan şöyle bakalım. Şimdi arkadaşlar internette ekranda vermiş olduğu hatayı araştırdığımızda şunu görüyoruz. Bakın hemen Stack Overflow'da bir arkadaş demiş ki TS config.json dosyasındaki no property access from index signature'ı false yap demiş. Haliyle bunu gelip false yaptığımızda ki bu default olarak true olarak geliyormuş. İlgili hatadan kurtulmuş oluyoruz. Yani ben de ilk defa yaşadım arkadaşlar sizlerle beraber. Bu hatadan kurtulmanın yolunu hep beraber keşfetmiş olduk. Şimdi artık ne yapacaktık biz? İlgili yapılanmayı kodlamaya devam edelim burada. Madem öyle. Şimdi burada ne dedik? Komponentin ad soyadının altında errors varsa eğer dedik değil mi? Tamam. Şimdi bakalım. Şimdi kayıt ol dediğimizde arkadaşlar bakın buraya komponenti getirmiştim ya. Şu komponentin içinde gelen yapılanmaları da hep beraber bir görelim. Mesela ad soyad geliyor. Eğer ki ad soyadı uygun olmayan bir validasyon geçersizse bunun altında errors geliyor. Errors'ın altında da gerekli validasyona dair mesajlar geliyor. Çaktınız. Biz işte bunu kontrol ediyoruz. Diyoruz ki eğer error varsa o zaman zaten bir hata var anlamına gelecektir. Benzer mantıkla mesela e-mailimizde de aynı şekilde e-maili yazmadığımızdan dolayı zaten direkt required'da hata verecek. Ya da diğerleri için de geçerli olacak. Mesela geldim buraya ad soyadda bir şey yazıyorum ama yazmış olduğum şey oradaki minimum olan validasyona karşı tutarsızlık gösteriyorsa bu sefer ad soyattaki errors neyi gösterecek? Minimumla ilgili yani ilgili hataya dair objeyi barındırıyor olacaktır. Anladınız mı? Bu şekilde çalışıyor. Zaten reaktif form olduğundan dolayı anlık olarak bu hataları da bizlere gösteriyor. Bakın şöyle yazdıkça düzeldi. Mesela 50 karakteri geçtiğimde tekrardan hatayı gösterecektir. Reaktif formun bizlere getirmiş olduğu nimetleri bu şekilde kullanabiliyoruz. Şimdi çok fazla uzatmaksızın ben buradaki yapılanmayı hızlı bir şekilde tamamlamak istiyorum. Burada diyelim ki eğer biz ne kullandık burada? Ad soyada karşı required kullandık. Maximum length, minimum length kullandık. Şimdi burada bunlara dair mesajları özelleştirmemiz gerekiyor. Hemen şöyle geldim. Diyorum ki kardeşim ng if diyelim. Bir kere submit edildik mi? Bir onu kontrol edelim. Submit edildikten sonra komponent değil mi? Komponent ad soyad diyorum. Ardından errors'ı tekrardan burada kontrol ediyorum. Şimdi bu hangi hataya karşılık gelecek? Bir de onu kontrol etmemiz gerekiyor. Bu eğer required'sa arkadaşlar o zaman ben burada gelip şu mesajı yazabilirim. Diyorum ki kardeşim lütfen ad soyadı boş geçmeyiniz diyebilirim. Anladınız mı? Mesela şöyle geldim. Biz burada bir şey yanlış mı yazdık? Şöyle bakalım bir daha. Bakalım bakalım. Submit dedik. Component alt soyad errors required dedik. Allah Allah. Herhangi bir sıkıntı yok gibi daha. Nerede hata yaptık biz? Arkadaşlar. Oy oy oy. Yoruldum ya. Bir yerde hata yaptık lan. Nerede yaptık acaba? Bir daha bakalım. Şöyle öğeyi denetli diyelim bir anda. Konsolda herhangi bir hataya dair bir şey veriyor mu? Yok. Şimdi devam edelim mesela. Yok. Validasyon şimdi de çalışmıyor. Şununla alakalı olamaz herhalde değil mi ya? Bunu yazdığından dolayı bozulacak hali yok. Kaydol diyorum. Şu anda çalışıyor. Tekrardan ng if'i koyuyorum arkadaşlar. ng if'te kaydol diyorum. Şu anda da çalışıyor. Ha, şimdi gene çalıştı. Tamam. Peki şu andaki sıkıntımız neyden kaynaklı? Boş geçtiğimizden dolayı. Lütfen ad soyadı boş geçmeyiniz mesajını ben bekliyordum burada halbuki. Niye gelmedi? Şuraya getirmesi gerekiyor, değil mi? Niye gelmedi? Bakalım.
Artık internetten de belirli noktalarda destek alacağız arkadaşlar. Yani müneccim değiliz. Şurada şunu mu yanlış yazdık acaba ya? Yok. Bir kere submit edildiğinde, mesela şunu yanlış yazsam zaten hata verecek. Bir kere değişken isimlerinde vesaire yanlış yazma gibi bir şansımız yok. Ad soyadın altında, errorsın altında required. Bir ona bakalım. Burada hangi hatayı biz alıyoruz? Kaydol dediğimde şurada ad soyadda bir error geliyor. Gelen evet required. Ondan dolayı ilgili mesajı vermesi gerekiyor. Niye vermedi bunu? E tabi ya. Ulan nasıl olur be? Hiç de uyarmıyorsunuz ya. Her derste bunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Biz buna display none dedik ya. Oldu mu arkadaşlar? Bunları ilk önce bir kaldıracağız ki ondan sonra çalışmamıza devam edelim. Şimdi bakalım. Bakın kaydol dedim. Evet. Lütfen ad soyadı boş geçmeyiniz. Mesajını verdi. Beklediğimiz mesaj geldi. Güzel. Şimdi burada biraz da özelleştirelim ama bunu. Bu çok böyle mesajdan ziyade normal şeye benzedi. Biz bir class verelim buna. Şöyle geldim. Class'ımız burada ne olsun mesela? Şöyle. Bir kere şu ID siliyorum. Ondan sonra class diyelim. Invalid feedback diyelim. Evet. Ne yaptık biz ya? Class derken şunu istiyordum ben. Tamam, zaten varmış. İki tane class tanımlayamayız doğal olarak. Şöyle geldim. Bunu da veriyorum. Tamam. Tekrardan geldim. Kaydol dedim. Kodu salıyorum. Şu anda görüldüğü üzere herhangi bir şey değişmedi. Çok da fark etmiyormuş. Neyse. Bu şekilde devam edelim. Şimdi diğer validasyon kurallarının da mesajlarını yazalım. Onun için burayı kopyalıyorum. Şöyle geldim. Bu sefer required değil. Ne vardı mesela başka? Şöyle gelelim. Maximum length, minimum length. Ha, bunları da bir aralık olarak belirtelim. Yani şöyle. Maximum length'i bildirdim. Veya diyorum arkadaşlar. Tabii şunu parantez içerisine alarak yapmakta fayda var. Veya diyorum. Buraya tekrardan component ad soyad errors nokta bu sefer de minimum length diyorum. Maximum ya da minimum length varsa o zaman da mesajımız lütfen ad soyadı. Sanırım 3 ile 50 idi değil mi? 3 ile 50 karakter arasında yazınız diyelim. Tamam. Ondan sonra. Şimdi bakalım bununla ilgili herhangi bir gelişme var mı? Şimdi şöyle bir kaydol diyelim. Lütfen ad soyadı boş geçmeyiniz diyor. A diyorum kaydol diyorum. Gene hata vermeye devam ediyor ama mesajı yazmıyor. Niye yazmadı mesajımızı? Şöyle bir inspect'i tekrardan açarak deneyelim. Kaydol diyorum. Bakalım ad soyadda ne geliyormuş? Error'a baktım. Min length geliyor. Ha, buradaki length'in n'si küçük arkadaşlar. Sanırım onunla alakalı olabilir. Şöyle geldim. Şu l'leri küçültüyorum. Tamam. Orada bir eşleşmeme durumu söz konusu olmuş olabilir. Tekrardan. Şimdi kaydol dediğimde required devrede bir şey yazdım. Bak bu sefer de 3 ile 50 karakter arasında yazınız diyor. Güzel. Kaydol diyorum. Gene aynı şekilde ilgili hatayı veriyor. Tamam mıyız? Şimdi biz bütün hataları bu şekilde tek tek belirlemek zorundayız. Hem kullanıcı adı için hem işte e-mail için, şifre için vesaire. Bunlar da diğerlerini de bildirmeyeceğim arkadaşlar. Tek yapacağım işlem boş geçmemelerine dair gerekli verileri yazmak. Diğerlerinde de artık yani required'ın dışındaki diğer yapılanmalarda, validasyonlarda mesaj yazmayacağım. Çünkü oturup bununla 6 saat ilgilenemeyiz artık bir yerden sonra. Onun için şunu şuradan kopyalıyorum. Hemen şöyle hepsinde bunu modelleyerek ilerleyeceğim. Diyorum ki eğer ki gelen ad soyad değil de bu sefer kullanıcı adıysa ve required'sa lütfen kullanıcı adını boş geçmeyiniz diye. Kullanıcı adını boş geçmeyiniz diyorum. Aynı şekilde diğerleri için de bunu yapıyorum. Ha belki e-mail için hani e-mail olup olmadığını değerlendirmek isteyebilirsin. Onu da yapalım, değil mi? Lütfen e-maili boş geçmeyiniz diyelim. Şurada da e-mail yazalım. Bir de e-maile dair e-mail formatında olup olmadığını yazalım. Bunun için de ne yazmamız gerekecek? Eğer ki girilen değer e-mail formatında değilse onu bir kontrol edelim. Ne hatası geliyormuş? Ondan sonra onu da kontrolünü yazalım. Şöyle geldim. Mesela ad soyadı yazdım. Kullanıcı adını yazdım. E-mail'e geldim. Ahmet yazdım. Şimdi Ahmet
Required değil ama e-mail formatına uygun değil. Dolayısıyla e-mail'de bir hata vermesini bekliyorum. Bak ad soyad da vermesini beklemiyorum. Onun için error'lar null. Aynı şekilde kullanıcı adında da artık herhangi bir hata vermeyecek. Ama e-mail'de hata verecek. Çünkü e-mail'imizde e-mail hatasını verecek. Demek ki e-mail formatına uygun olmadığından dolayı bu hatayı fırlatıyormuş. İşte bu hataya karşılıklı arkadaşlar şöyle bir mesaj yayınlayalım. Diyelim ki e-mail ne diyelim? Lütfen e-maili düzgün giriniz diyelim. Artık diplomatik bir dil kullanmanın da manası yok. Tamam. Kaydoluyorum. Bak lütfen ad soyadı boş geçmeyiniz dedi. Hay hay ad soyadı boş geçmedi. Kullanıcı adını boş geçmedim. Şimdi kaydoluyorum. E-mail'e dair niye mesaj gelmedi? O da var. Gene bakalım biz buraya. Kaydoluyoruz arkadaşlar. Şöyle bakalım. E-mail dedim. Required ile ilgili zaten biz yazmıştık. Niye gelmedi o? E-mail. Tamam. Tamam. Bu burada duruyor. Niye gelmedin ki sen? Ne gibi bir sıkıntımız var gene ya? Of. Sıktın iyice ha. Ne nazlıymışsın arkadaş. Gözden de kaçıyor. Kaçmayacak gibi değil yani. Çünkü ne bir mantığı var ne başka bir şeyi var. Yani görebildiğin yerde yerleştiriyorsun sadece harfleri. Nerede sıkıntın var? Bakalım. Şurada bir yerde hata vermiş. Şunda mı acaba yamuldu? Allah Allah. Şunu. Şuraya bakalım. Burada da bir sıkıntı yok. Allah Allah. Derdin ne kardeşim ya? 863 diyor. Bakalım neredeymiş. Ad soyadda hala hata veriyor. Ta ne zamandan kalma hata veriyor yani. Ah. Allah Allah. Ad soyadda. Bu arkadaşın derdi bitmez ben size söyleyeyim ya. Vallahi derdi bitmez yani ha. Orada ne yaptık ki biz? Bak gene şurada bir yerde required'da hata veriyor arkadaşlar. Demek ki biz bunu aşıyorsak artık bu yok diye hata veriyor. Şimdi ben bunu nullable kontrolü yapacağım. Eğer nullable kontrolü yaptıktan sonra max length içinde yapmam gerekecek. O zaman şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki tamam anladım mevzuyu yani. Yani error yoksa bundan sonrasını getirme. Varsa getir. Haliyle nullable kontrolünü yapa yapa ilerlememiz gerekiyor. Tamam kardeşim öyle yapalım. Hay hay tamam. Nereye yazdık daha demin? Biri burada. Bir diğeri de burada. Geldim şuraya. Ondan sonra aha da biri de burada. Efendime söyleyeyim. Buraya koyacağız. Şuraya koymamız gerekebilir daha sonrası için. Başka bir yere gerek var mı? Şimdilik yok gibi gibi. Değil mi? Şimdilik yok. Güzel. Ad soyadı geçtik. Kullanıcı adını geçtik. E-mail'e Ahmet yazıyoruz. Kaydoluyoruz. Salıyorum kodu. Direkt bakalım. Herhangi bir gene bir şey yakalandı mı? Maksimum length'te patlamışız bu seferde. Allah'ım bir de orada maksimum length varmış. Nerede lan bu maksimum length? Ha şurada. Tamam. Güzel. Tekrardan şöyle Ahmet'ten devam ediyorum. Herhangi bir sıkıntımız var mı? Şimdi yok gibi arkadaşlar. Güzel. Şimdi e-mail'in bir Ahmet'in bir e-mail olmadığını bildirmesini bekliyordum ama bunu da bildirmedi. Bakalım. İlk önce şurada bir event'e bakayım. E-mail ne fırlatıyor? Bir şey fırlatıyor mu? Fırlatıyor. E-mail'i fırlatıyor. Bunu aldık. Geldik bu tarafa. E-mail'e bakalım. Şurada e-mail varsa eğer ona göre çalıştır demiş olduk. Ama niye getirmedi? Niçin? Tekrardan şöyle bakalım. Artık deneme yanılma derken bir şekilde yapacağız ya. Allah Allah bunu getirmiyor arkadaşlar. Bunda bir sıkıntı var. Bunda bir sıkıntı var yani. Gözden mi kaçıyor desek? Başka bir şey mi desek? E-mail dedik. Errors dedik. E-mail gene dedik. Required'da da bir problem yok. Ha. Şöyle yapayım bir de. Bir şöyle gönderelim. Bak bunu açtım. Tamam. Bir daha gönderiyorum. Kullanıcı adında da olması gereken olmadı. Bir bakayım geliyorum şimdi. Şimdi arkadaşlar burada tabii bizim
şunları da devreye sokabilmemiz için, onlara da validasyonu gösterebilmek için NG class'ı vermem gerekiyor. Yani oradaki yapılanma bununla beraber çalışıyor. Hemen şöyle verdiğimizde buradaki small'ların da devreye girdiğini göreceğiz. Hemen şöyle geldim. Ne var? Kullanıcı adı var. Kullanıcı adını buraya veriyorum. Bunu bildirdikten sonra artık şurası da devreye girmiş oluyor. Tamam. Ve aynı şekilde e-mail için de şu NG class tanımlamasını direktifini veriyor olacağız. Input'a geldim. Bunu verdim. Bundan sonra tabii bunu e-mail olarak bildiriyorum. Geri kalanı zaten Bootstrap kendisi hallediyor. Bak şöyle kaydol dediğimde görüldüğü üzere şunları getiren oradaki NG class direktifidir. Onu vermezsen buradaki mesajlar da gelmiyor. Şimdi ad soyada mesela bir şey yazdım. Şu anda bakın gitti hata. Aynı şekilde devam ediyorum. Diğer hata geldi. Bütün hepsini siliyorum. Boş geçmeyiniz dedi. Kullanıcı adında da aynı şekilde. E-mail'de bir şey girdim. Lütfen düzgün giriniz dedi. Siliyorum. Boş geçmeyiniz dedi. Güzel. Peki hocam, şimdi asıl aklınızda olan soruya gelelim. Ben farkındayım. Diyorsunuz ki hocam şifreyle şifre tekrarını nasıl confirm edeceğiz? Bunu gösterelim. Bununla ilgili bir kaynağımı da oluşturayım. Şimdi her şeyden önce şifre tekrardaki şu şifreyi düzelterek başlayalım. Hemen buraya geliyorum. Şurada arkadaşlar. Placeholder'a şifre tekrar diyoruz. Şimdi bu birincisi. İkincisi NG class'ları yerleştirelim. Şöyle geliyorum. Burada ne diyelim? Şuna şifre diyelim. Şu anda şifre tekrar. Değil mi? Şimdi bu işlemden sonra şifrelerimize şifre ve şifre tekrara validasyonlar ekleyelim. Örnek amaçlı. Hemen şöyle gelin. Validators diyelim. Nokta required'ı veriyorum. Aynı şekilde diğerine de vereyim. Şimdi bakalım çalışıyor mu? Hemen şöyle geldim. Kaydol diyor. Evet, görüldüğü üzere şifre tekrarlarda, şifre ve şifre tekrarda da en azından anlık olarak bir validasyon kontrolünü sağlamış olduk. Bundan sonra bu ikisini confirm etmemiz gerekiyor. Bunun için de arkadaşlar şöyle bir davranış sergileyeceğim. Elbette ki bununla ilgili bir custom validator oluşturulabilir ama bu derste buna girmeyeceğim. Bu dersin konusu bu değil. Daha sonraki derslerde custom validator oluşturmayı falan detaylı bir şekilde inceleriz. Burada şunu yapacağım. Diyeceğim ki şunları mesela şunu siliyorum. Eğer ki formumuz invalid değilse, yani bir geçerlilik durumu söz konusuysa burada, ya da geçerlilik durumunu da kontrol etmeye gerek yok gerçi. Değil mi? Geçerlilik durumunu da kontrol etmeye gerek yok. Şöyle de yapabiliriz mesela. Dur. Derim ki eğer kardeşim eğer tabii burada bu ikisini kontrol edip benim bir de şifrelere bağlamam lazım ya. O da var tabii. Yok, bu burada eğerli olmaz. Bizim bunu bir şekilde daha if else bulaşmadan şifreyle şifre tekrarı confirm etmemiz gerekiyor. Bunları doğru düzgün bir şekilde karşılaştırmamız gerekiyor. Ya bakalım nasıl yapılıyormuş ya. Her şeyi bilmiyoruz nihayetinde. İnternetten bunu öğrenebilir miyiz deyip Google amcaya soruyoruz. Şimdi belirli çözümler var. Mesela hakikaten bir tane custom validator oluşturanlar da var. Evet. Şöyle arkadaşlar şunu test edebiliriz mesela. Arkadaş diyor ki şöyle bir yapılanma oluştur diyor. Daha sonra bunu git grupta son parametre validators'a karşılık ver diyor. Ondan sonra şu şekilde kullanabilirsin diyor. Hani arkadaşın yalancısıyım. Ben de çok emin değilim buradaki yapılanmanın nasıl çalıştığına dair sonucu bilemem ama istiyorsanız bir deneyebiliriz aslında. Ne diyorsunuz? Şunu deneyelim mi? Hadi gelin şimdi bir bunu değerlendirelim. Şimdi yan tarafta bulunsun. Şöyle geldim buraya. Yok. TS'e geliyorum. Diyor ki öncelikle şöyle bir fonksiyon oluşturun diyor ya. Ben bu fonksiyonu harici olarak oluşturmayacağım. Çünkü madem şuraya vereceğim bu fonksiyonu, ben burada callback fonksiyonu lambda ile direkt bunu oluşturabilirim. Şöyle sona geldim. Grubun sonuna, son parametresine gel diyor. Bir tane obje aç. Validators diye bir alana karşılık bir obje daha aç. Yok, obje açma. Buraya
fonksiyon tanımlanıyor. Şimdi bu netice olarak ne dönecekmiş? Bakın şöyle yapalım. Daha rahat görebilmek için. Şimdi bu fonksiyon ne dönecekmiş arkadaşlar? Bir validation errors dönecekmiş, değil mi? Onun için geliyorum. Diyorum ki kardeşim bu şunu dönecek diye bildiriyorum. Ya da null dönecekmiş, onu da bildiriyorum. Ondan sonra bir parametre alacakmış. Adı grupmuş. Onu da hemen şöyle bildiriyorum. Abstract control türünde parametre alacak. Şunu yukarı eklememi bekliyor. Nedir? Aha, tabii. Şimdi biz bunu geri döndürecek dediğimiz halde içeride onu döndürmezsek hata verecek. Şimdi null diyelim. Hatayı vermesin. Dikkatimiz dağılmasın. Devam. Şimdi burada ne istiyor benden? Confirm edilecek alanları istiyor. Tamam. Onları da verelim. Let şifre diyelim. Group.get şifre.value. Let şifre tekrar diyelim. Group.get şifre tekrar nokta value. Başka return diyoruz arkadaşlar. Şifreyle şifre tekrarı eşleştiriyoruz. Eğer ki bu false'a null döndürüyoruz. Yok eğer değilse not same karşılığında true döndürüyoruz. Arkadaş böyle yapmış. Ben de birebir aynı şekilde modelledim. Şimdi bu işlemden sonra bunu buraya verin diyor. Tamam biz zaten direkt burada yaptık. Başka bir şey var mı? My error state measure diye bir şey yapmış. Bu neye yarıyor? Bu şimdilik burada bir dursun. Orada dursun da. Is error state. Error state measure. Ne yapmış bu böyle ya? Şundan oluşturmuş. Measure'ı burada bir yerde kullanmış herhalde. Nerede o? Ya bu Mature'da şey yapmış arkadaşlar, bir şeyleri kontrol etmiş ya. Kontrolun içerisinde kontrol yapmış. Eğer ki bu invalid ise parent 4 üzerinden bir şeyleri kontrol etmiş. Neyse orayı çok fazla anlamadım ama artık böyle anlamak için de kendimi zorlayamıyorum. Şöyle bir bakayım istiyorum hani buralarda yakalayabileceğim bir şey var mı diye. Şöyle. Aslında yukarıdakiyle çok fazla işimiz yok. Error state measure. Bu arkadaş bunu kullanmış ama devamını getirmemiş mi nedir? Şöyle yapalım. Bir debugger koyalım biz buraya. Belki burası kontrol ediyordur ya. Bakalım. Kaydol diyelim. Şöyle kaydol diyelim. Böyle kaydol diyelim. Yok. Oradaki yapılanma tetiklenmiyor. O zaman bir tabii tetiklenmez. Çünkü return'dan sonra debugger koymuşuz. Hani tetikleneceği varsa, olacağı varsa da olmaz. Bir daha buradayken test edelim. Bakın şimdi oldu. Mesela şöyle yani buradaki yapılanma arkadaşlar her işlem yaptığımızda aslında tetikleniyor. Buradaki durum hep tetikleniyorsa eğer, ona göre biz bir çalışma sergileyebiliriz aslında. Şurayı bir okumam lazım. Bu arkadaş burada bunlarla ilgili bir çalışma yapmış mı? Yok. My form has error not same. Böyle bir error oluşturuyorsa eğer, direkt onu kontrol de edebiliriz. Hay hay. Şöyle geldim. Şifre tekrar kısmına bir tane small koyuyorum. Mesela buradaki my form'dan yola çıkmış. Ben de ne diyelim? Form üzerinden has error diyerek, değil mi? Not same'i bu şekilde kontrol etmek istiyor olabilirim. Şöyle. Not same. Bakalım ne yaptık. Tabii ben şuradaki debugger'ı kaldırayım yoksa sabaha kadar bu bize test ettirmez. Şimdi şu şekilde bir testimizi yapalım. Bir şey oldu mu? Bir şey değişiyor mu yani şu anda? Bakayım şuraya. Herhangi bir hata da yok. Allah Allah. Yok. Olmadı arkadaşlar. Bunu beğenmedim.
My form. O zaman şöyle yapayım. Şurada ben bir tane debugger koyayım. Var diyelim. Formumuza bakalım. Bir de var diyelim. Evet, bir de şey komponente bakalım. Belki bunlardan birine düşüyordur ilgili hata. Hani bir yerden yakalarız belki. Şöyle farklı şekilde ben bunları tetikleyeyim. Mesela forma bakalım. Form üzerinde errorlarda ha, not same düşüyor arkadaşlar. Görüldüğü üzere. True olarak düşüyor. Eğer ki bunlar aynıysa not same göndermediğimizden dolayı null düşecek. Biz burada ne yazdık? Has error diye bildirimde bulunduk. Normalde not same düşüyor. Allah Allah. Var zaten yani. Normalde varsa direkt bunu devreye sokması gerekiyor. Niye almadı daha demin? Yani şöyle göstereyim tekrardan. Hatta şunu yapalım bak. Geldim buraya. Var diyorum. Mesela d diye this.frm.has error diyelim. Not same diye. Şimdi şu durumda kaydol dediğimde bak forma error düşmüş not same. D'ye bakıyorum true. Zaten geliyor. İşte bu true'ya karşılık normalde burada bir işaretleme yapması gerekiyor. Ama yapmıyor. Neden? İlgili yapılanmayı getirmiyor. Niçin? Bu niye gelmez? Is invalid. Bizim bunu buna bağlamamız lazım. Ondan dolayı gelmiyor arkadaşlar. Ya burada şöyle bir davranış sergileyeceğim artık. Gına geldiğinden dolayı yapıyorum. Şunların alayını siliyorum burada. Kardeşim sen klasmanız bekleme. Eğer varsa direkt onu getir bize. Bak kaydol dedim. Evet lütfen e-maili düzgün giriniz dedi. Tabii ki de bu mesajı vermeyeceğiz biz. Ne diyeceğiz? Lütfen, lütfen şifreyi doğrulayınız diyeceğiz. Evet, şöyle deniyoruz. Kaydol dedik. Görüldüğü üzere. Lütfen şifreyi doğrulayınız dedi. Güzel. Mesela bak 1 2 3 1 2 3 yazdım gitti. 4 yazdım geldi. Tamam? Bu şekilde bir form tasarlamış olduk. Arkadaşlar bunun daha ötesi yok yani. Hani bundan sonra artık ihtiyacımız olduğunda buradan replikasını alır, kullanırız. Birazcık belki uzun oldu, zahmetli oldu, belki lüzumsuz oldu ama ben de uzun zaman sonra ilk defa bu eğitim sürecinde kullandım. Emin olun ki. Yani ondan dolayı birazcık tecrübesizmiş gibi hareket etmek zorunda kaldık. Şimdi bizim için burada önemli olan noktayı, kritiği yaparak dersimizi sonlandıralım. Biz bir sonraki dersimizde artık bu formda reaktif olarak yakaladığımız verileri API'ye gönderip kullanıcı kaydını gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla artık reaktif formda butona tıklandığında ilgili verileri yani datayı yakalayabilmek için bu datayı ilgili formu modelleyecek şekilde türe büründürmemiz lazım. Yani tip güvenliğini doğru bir şekilde sağlamamız gerekiyor. Bu tarz durumlarda reaktif formu kullanıyorsanız eğer şuradaki form yapılanmasını temsil eden bir gene şey gibi düşünün, kontraklar gibi düşünün ama bu sefer kontrak olmayacak. Yani dış dünyadan gelen bir datayı burada modelleyen sınıf yapmayacağız da buradaki çalışma sürecinde oluşturulan veriyi modelleyecek bir sınıf oluşturacağız. Onun için buna kontraktan ziyade entity diyebiliriz. Daha anlamlı olur. Bir entity oluşturmamız gerekiyor. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Haliyle bununla ilgili şöyle yapacağım. Source'a geliyorum. Şuraya bir yere kontraklar gibi hemen gelip bir folder oluşturuyoruz. Buna da entities diyorum. Şimdi buradaki entity'nin içerisine arkadaşlar bir file ekliyoruz. Ne diyelim mesela? Burada ne ekliyorduk biz? Kullanıcı ekliyorduk değil mi? Mesela user.case diyorum buna. Şimdi export class user diyelim. Şimdi bir user'da ne olması gerekiyorsa işte onların hepsini buradan modelleyeceğim. Yani olması gerekenleri şuradan da görebiliriz. Ad soyad, kullanıcı adı, e-mail, şifre, şifre tekrar. Bunları birebir aynı şekilde giriyorum. Bak ad soyad, string. Kullanıcı adı, string. Değil mi? E-mail, string. Şifre, string. Şifre tekrar. String. Artık şuradaki türü yani user türünü ben burada submit olduğunda rahatlıkla kullanabilirim. Hocam burada user'da ilgili alanlara geleceğini nereden bilecek? Yani bu datanın içerisindeki örneğin buradaki e-mail
user türündeki e-mail ile nasıl eşleşecek? O da zaten Angular'ın mimarisinde gelen bir özellik. Vermiş olduğumuz class'lardaki alanların property'leri, field'ları otomatik eşleştirebiliyor. Dolayısıyla bunu yapın arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra bir sonraki dersimizde burada servisimizi devreye sokup datayı backend'e gönderiyor olacağız. Tabii bunu ben bir kere daha görebilmek için şöyle geliyorum. Debugger'la son kez test edeceğim. Ondan sonra dersimi sonlandıracağım. Inspect'i açıyorum. Şöyle geldim. Hatta doğru bilgiler girelim. Mesela Genchild. İşte gnc'ye, gncyıldız.com tabi yazabilirsem eğer. 123, kaydol dedim. Şu anda dataya bakıyoruz. Görüldüğü üzere. Tamam mıyız arkadaşlar? Bundan sonraki dersimizde inşallah buradaki verilerimizi backend'e gönderip kullanıcı kaydını gerçekleştirmiş olacağız. Ondan sonra da GVT ile ilgili temel yapılanmayı inşa ediyor olacağız. Tabi GVT'deki temel yapılanmadan kastım, İlk başta biz editör vari, yani yönetim panelinin kullanıcılarına uygun bir şekilde GBT konfigürasyonu sağlayacağım. Sonraki derslerde normal ziyaretçiler için GBT konfigürasyonları sağlıyor olacağız. Bunların ne demek istediğimi daha sonraki derslerde anlamış olacaksınız. Şimdi bu dersimiz bu kadar diyelim. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyelim arkadaşlar.